23 Kasım, Day to End Impunity yani cezasızlığa son gününde, Uluslararası İfade Özgürlüğü Kurumu IFEX'in çağrısıyla dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bir etkinlik düzenlendi. Düşünce suçuna karşı girişimin Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte düzenlediği toplantıda IFEX adına Annie Game, Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme Örgütü adına Emma Sinclair Webb ve Bilgi Üniversitesi adına Profesör Doktor Turgut Tarhanlı'nın giriş konuşmaları sonrasında cezasızlığın hukuksal ve sosyolojik boyutlarıyla medyanın rolünün tartışıldığı panelin yanı sıra örnek olayların anlatıldığı ve mağdurların veya yakınlarının yer aldığı tanıklık bölümleri de vardı. Baran Tursun, 25 Kasım 2007 tarihinde İzmir'de içinde iki arkadaşının da bulunduğu ve kendi kullandığı otomobille bir polis kontrol noktasının yakınından geçerken polisin açtığı ateş sonucu başına isabet eden bir kurşunla öldürüldü. Polisler dur ihtarına uymadığı için şüphelendiklerini, havaya ihtar ateşi açtıklarını iddia ettiler. Sonradan anlaşıldığına göre 185 metre mesafeden otomobil farlarıyla selektör yaparak verilen uyarı mahkeme kayıtlarına Baran Tursun'a dur ihtarı yapıldı diye geçmişti. Baran'ın kanlar içindeki görüntüsünden paniğe kapılan polisler ateş edildiğini gizleyerek olaya trafik kazası süsü vermeye çalıştılar ve olay yerinde trafik kazası raporu düzenlediler. Savcıya da haber vermediler. Yaralamalı kaza ihbarıyla çağrılan ambulansta Baran'ın kalbi durdu fakat yapılan müdahaleyle tekrar çalıştı. Bunun üzerine hastanede beyin tomografisi çekilince kurşun ortaya çıktı ve soruşturmanın şekli değişti. Ancak savcı olay mahalline gitmediği için ilk tahkikatta yapılamamış oldu. Baran Tursun olayın 5. gününde 30 Kasım'da hayatını kaybetti. Sürdürülen tahkikat boyunca polislerin olaya trafik kazası süsü verebilmek için birçok hile yaptıkları. Bagajda buldukları bir dosyayı Baran'ın eline sıkıştırarak basına dikkatsizlik sonucu kaza fotoğrafı üretmeye uğraştıkları. Şoför yanındaki koltuğa sonradan bir mermi çekirdeği gömleği koyarak kurşunun sektiği izlenimi vermeye çalıştıkları. Polislerin ifadesini gene arkadaşı olan başka polislerin aldığı, aralarında sahte tutanak düzenledikleri, kamera kayıtlarının tahrif edildiği, tanık beyanlarının yönlendirildiği tek tek açığa çıktı. Polisin Baran Tursun'a arkadan ayakta, kolu yere paralel, düz ve doğrusal bir şekilde tabancasıyla ateş etmek suretiyle öldürdüğü resmi raporla kanıtlandı. Davanın duruşmaları da usulsüzlüklerle dolu olarak geçti. Bunlara itiraz eden Tursun ailesinin mahkemeyi etkileme, yargı organlarını, askeri, polisi alenen aşağılama gibi suçlarla suçlanarak haklarında dava açılmasına sahne olduktan başka Baran'ı öldüren polisin 2 yıl hapsiyle sonuçlandı. Ancak Tursun ailesi davanın peşini bırakmadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Bize şunu dediler, Baran trafik kazası yaptı. Çok uğraştık, elimizde her şeyi, elimize gelen her şeyi yaptık ama maalesef dediler. Tabii biz Baran'ın babası olarak oğlumuz için eline gelen her şeyi yapan bu katile bir de teşekkür ettik. Yani Türkiye'de ilk sefer kendi oğlunun katiline teşekkür eden bir babayım. Tursun ailesi işin peşini bırakmadı. Olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımakla da yetinmeyip Baran Tursun adına bir vakıf oluşturdular. Tüm cezasızlık olaylarının takipçisi oldular, oluyorlar. (13 Haziran 1993 günü Silopi'nin Görümlü Köyü yakınlarında bir askeri birliğe PKK mensuplarınca yapılan baskın sonucu 6 erbaş ve er hayatını kaybetti. Olayın ertesi günü askeri birlikler köyü bastı, bazı evleri yaktı ve 6 köylüyü alıp gitti. Bu köylülerden bir daha haber alınamadı. Olayın görgü tanıklarından Mevlüde Cülas ifadesinde şunları söyledi. 13 Mayıs 1993 gecesi Görümlü tarafından yoğun şekilde silah sesleri geldi. Ertesi sabah Görümlü ve Selçuk köyleri tarafından çok sayıda asker köyü bastı. Herkesi bir tarlada topladılar. Eşi Şemdin Cülaz ile Abdurrahman Kayek'i kalabalığın arasından çıkartıp götürdüler. Askerler sonra bizim evde Abdurrahman'ın evini yaktılar. Onlar gidince eşyalarından bir kısmını kurtardık. O sırada Selçuk köyü tarafından gene geldiler, kurtarabildiğimiz eşyaları da onlar yaktı.
Abdurrahman Kayak ise avukatına ulaştırabildiği mektupta şunları yazmıştı. Görümlü taburundan gelen askerler Şemdin Cülaz'la beni döve döve tabura götürdüler. Yolda bize kaçın dediler ama arkadan vurup kaçıyordu, biz de vurduk diyeceklerini bildiğimiz için suçsuz olduğumuzu söyledik, kaçmadık. Taburda Şemdin Cülaz, Mehmet Salih Demirhan, İbrahim Akıl, Hamdo Şimşek, Hükmet Şimşek, Halit Özdemir, Mehmet Özdemir, Muhittin Özdemir, Abdülkerim Özdemir ve Koyunören köyünden Ömer Kırtay'ı da gördüm. Bizi tek sıra yapıp dövmeye başladılar. Her birimize 4-5 kişi birden vuruyordu. Dönemin Şırnak Tugay komutanı General Mete Sayar bir dergiye verdiği röportajda ağzından kaçırmasa bu olay belki hiç aydınlanmayacaktı. Size ilginç bir anımı anlatayım. Yaklaşık 2 ay önce 2 yıldır bir köyün imamlığını yapan bir kişi eylem sırasında öldürüldü. Üzerindeki eşyalar araştırıldığında boynunda haç kolye çıktı. Sünnetsiz olduğu görüldü. İmam bildiğimiz adamın Ermeni olduğunu gördük. Sayar'ın bu itirafı üzerine dönemin Muş milletvekili Muzaffer Demir konuyu bir soru önergesiyle Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. 20 yıl önce Şırnak'ta kaybedilmiş bu 6 köylüye ilişkin kovuşturma 2013 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile başladı. İddianamede General Mete Sayar'la birlikte 5 asker hakkında birden çok kimseyi öldürmek suçlaması yer alıyordu. Ancak 5 Kasım 2013 tarihinde Şırnak'ta ilk duruşması görülecek dava başlayamadı. Mahkeme sanıklardan ikisinin can güvenlikleri nedeniyle dosyanın başka bir yere nakli konusunda talepte bulunduğunu, Yargıtay 5. Ağır Ceza Dairesi'nin aldığı karar ile davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildiğini açıkladı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği görüş yazısında davanın Şırnak'ta devam etmesinin kamu güvenliği açısından bir sakınca teşkil etmediği vurgulanmaktaydı, ancak Adalet Bakanı Sadullah Ergen imzalı yazıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan davanın başka bir yere nakledilmesi istendi. Öyle de oldu. Sabaha doğru askerler işte köye girdiler, her eve. Evdekileri içeri dışarı çıkarıp arama yaptıktan sonra biraz aydınlık olunca herkesi köy meydanı gibi bir yer vardı. Herkesi topladılar. Köyün imamıydı. 2 tane de gayrimüslim arkadaş vardı işte. O köyde yapılan aramalarda o gayrimüslimlerin evlerinden alınan haç ve incili imamın cebine koydular. Meydanda bütün köylülere ağza alınmayacak şekilde küfürler edip işte bunca senedir bir Ermeninin peşinde namaz kılıyorsunuz dinsizler. Namaza Allah'a herkese küfür ede ede ve köylüleri döve döve askeriye köyün yanındaki askeriye doğru götürdüler. Bir daha da haber alınmadı. Eskişehir'de yapılan Gezi Parkı'na destek eylemlerine katılan Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran'da Yunus Emre Caddesi'ndeki gösteriden kaçarak Sanayi Sokağı'na girmiş, sivil bir grupla polisler tarafından dövülmüş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın gazetecilere ilk demeci, "Göstericiler aralarında kavga etmişlerdir." oldu. Soruşturma sürecinde Sanayi Sokağı'na bakan 3 kameranın da görüntülerinin kayıp olduğu anlaşılmıştı. Jandarma Kriminal Dairesi tarafından yapılan incelemede Harman Ekmek Fırını'na ait görüntülerin 2 kez silindiği saptandı ve teknik bir çalışma sonucunda görüntüler kurtarıldı. Bu kayıtlarda Ali İsmail Korkmaz'ın fırın sahibi ve arkadaşları tarafından durdurulup tekme ve sopalarla 68 saniye boyunca dövüldüğü, polis Mevlüt Saldoğan'ın da onlara katıldığı görülüyordu. Bunun üzerine 5 sanık kasten adam öldürme iddiasıyla tutuklandı. Sanık Muhammed Vatansever tamamen polise yardımcı olmak için Korkmaz'a çelme takıp düşürdüklerini, kendini de bir tekme attığını, sonra polis memuru Mevlüt Saldoğan'ın gelip vurduğunu söyledi. Saldoğan darp ettikleri gencin kendilerine taş attığını iddia etti. Son tekmeyi kendisine vurduğunu da itiraf etti. Korkmaz ailesinin avukatları dövenler arasında ikinci bir polis memurunun daha olduğunu ve bu kişinin TEM'de görevli YA olduğunu iddia etmişlerdi.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan YA, polislerin yanında meşe odunuyla görülen ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Serkan Kaçağı teşhis etti. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi güvenlik gerekçesiyle yargılamanın başka bir ilde devam etmesi için validen görüş istemiş, vali Tuna da bu yönde görüş belirtmişti. Ancak vali bu olayı haberleştiren Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a çok kızdı ve bir e-posta gönderdi. Korkmaz ailesi 10 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna'nın radikal muhabiri İsmail Saymaz'a gönderdiği e-posta idarenin yargıya müdahalesinin kanıtı olarak dosyaya konuldu. Ayrıca Eskişehir'de sivil çetelerden iddianamede söz edilmediğine, doktorlar hakkında soruşturma izni verilmediğine, darp edenler dışında kalıp sokağa giren 6 polisin üzerine gidilmediğine, amirlerin ifadelerinin alınmadığına, bilirkişinin görüntüleri alındığına da dikkat çektiler. Ali İsmail Korkmaz Eskişehir'de polisin yine bir şiddeti sonrasında, yoğun gaz saldırısı sonrasında bir ara sokağa kaçtı. O sokakta yaklaşık 40 civarında polis beklemekteydi. Hepsi sivildiler. Ellerinde coplar vardı, gaz maskeleri vardı ve yanlarında esnaftan devşirdikleri sivil saldırganlar vardı. Ve onların elinde de değişik uzunluklarda sopalar vardı ve meşe odunları vardı. Ve beraber saat 11'den itibaren orada beklemekteydiler. Ve onların orada beklemesine onay veren, o emri veren amir hala bulunabilmiş değil. Ne emri verildiği hala belirlenebilmiş değil. Dosyaya göre sağa sola gidip gelin şeklinde bir emir verildiği söyleniyor. O gün orada bir fırının önünde beklediler. Ali İsmail'den önce o sokağa giren hemen hemen herkesi dövdüler. O sokak çevresindeki herkesi dövdüler. Eskişehir'de hiçbir kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmadı. Vali ise görevine devam ediyor. Bu durumda cezasızlığın sorumlusu kim ola ki? Merhaba, adım Füsun Erdoğan. Bu mektubu Gebze Kadın Hapishanesi'nden yazıyorum. Evliyim, bir oğlum var. Çifte yurttaşım, Türk ve Hollanda. Mesleğim habercilik. İstanbul'a döndüğüm 1989'dan tutuklandığım 2006 yılına kadar hep habercilik yaptım. İstanbul ve civarında dinlenen Özgür Radyo'nun 1995'ten beri kurucusu ve yöneticisiyim. Ve 7 yıldır hapisteyim. Bana yüklenen tek bir kanıtlı, ispatlı suç olmadığı halde. 8 Eylül 1996 günü İzmir'in kalabalık bir caddesinde güpegündüz sivil bir otomobile zorla tıkılarak kaçırıldım. Ön ve arka koltuklar arasına tıkıştırılarak gözlerim bağlandı. Bu durumda birkaç saat gittik, beni nereye götürdüklerini bilmiyordum. İnsan zaman ve mekan kavramlarını yitiriyor. Bir evin ikinci katında zorla yere yatırdılar. Benim gibi yüzüstü yatırılmış başkaları da vardı. Orada o durumda video çekmişler. Sonra tekrar bir araca bindirdiler. Saati bilmiyorum ama havanın karardığını, ışıkların yandığını fark ettim. Demek akşam veya geceydi. Nerede olduğumu polis merkezi tabelasını gördüğümde anladım. Nazilli'deymişiz. Ertesi günde İstanbul'a gönderildim. 4 gün poliste gözaltına kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldım. Savcıya ne ile suçlandığımı bile bilmediğim için ifade veremeyeceğimi söyledim. O gün tutuklandım. Dosyama terörle mücadele yasasına göre gizlilik şerhi konduğundan avukatım da ulaşamıyordu. İddianame hazırlanıp dava açılıncaya kadar tam 13 ay 18 gün neyle suçlandığımı bile bilmeden hapis yattım. Üstelik polis raporları tamamlanamadığından 2008'deki 3. duruşmaya kadar kendimi savunmam da mümkün olmadı. Yani neredeyse 2 yıl böyle yattım. Meğer yasa dışı bir örgütün üst düzey yöneticisiymişim. Üstelik para işlerine bakıyormuşum. Kanıt yok. O gözleri bağlı yüzüstü yatırıldığım evde meğer toplantı yaparken basılmışız. Ben İstanbul'da aleni yayın yapan bir radyonun yöneticisiyim. Yerim yurdum belli. Neden beni kaçırdılar diye düşünüyordum. Bu gizli toplantıya katılmam içinmiş meğer. Polis diyor ki biz Füsun'u bir Nazilli Ocaklı köyünde bir evde yanında 5 kişiyle birlikte MLKP'nin 4. kongresini yaparken yakaladık. Ve yakaladığımız yerde yaptığımız aramalarda da bir takım örgütsel dokümanlar, özellikle 2 tanesi Füsun tarafından hazırlanmış örgütsel doküman yakaladık diyor. Ve bu nedenle de zaten Füsun'a ömür boyu hapis cezası ve 750 yıl civarında da artı ilave ceza verildi. Bana diyorlar ki ya benim edindiğim mesaj şu, bizden korkun.
Bizden korkun. Biz istediğimize uygun örgüt çantamızda, heybemizde hazır. Size örgüt bulmakta zorlanmayız ve delile de ihtiyacımız yok. Ben korktum. Ha, saklanmalı mıyız? Hayır. Saklanmayı düşünmüyorum. Kaçmayı da düşünmüyorum. Ama gerçekten korktum. Siz de korkun. Devletin yasa dışı saydığı bir örgütün kongresini bizzat devletin polisinin düzenlemesine ne denebilir ki? Et kokarsa tuzlarlar. Tuz kokarsa? Bazı olaylarla ilgili haberleri ayrı zamanlarda tek tek okuduğumuzdan genel resmi göremiyoruz. Bu resim dehşet verici. 2009'dan bu yana 36 trans kadın öldürüldü, son 20 günde de 8 trans kadın şiddete maruz kaldı. 4 Eylül 2013 sabah saat 11 civarında bir grup erkek Şişli'de iki trans kadını önce sözle taciz etti, sonradan darp ederek elbiselerini yırttı. Eczaneye sığınan kadınlardan biri gözaltına alındı. LGBT örgütleri özellikle Şişli'de yaşayan ve çalışan trans kadınlara yönelik bu tacizlerin sivil polisler tarafından yapıldığını ileri sürüyor. Bunun son örneği ise Şişli Merkez Karakolu'na bağlı sivil ekiplerin trans kadınlara yönelen saldırıları olmuştur. Ellerinde sopalarla sokaklarda cadavına çıkmışçasına trans kadın arayan polisler son 20 günde 8 trans kadını feci şekilde dövdüler. İddiaya göre 20 gündür devam eden bu saldırıların emrini Yeni Şişli Emniyet Müdürü vermiş. 8 trans kadın ellerinde sopalarla sokaklarda dolaşan ve Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipleri olduğunu söyledikleri kişilerin "Sizi bir daha buralarda görmeyeceğiz, sokaklara çıkmayacaksınız, bacaklarınızı kırarız" diyerek tehdit ettiklerini ve feci şekilde dövdüklerini beyan etti. Translar tarafından endişeyle karşılanan bu ve benzeri saldırıların durdurulmasına yönelik protestoda "Çalışma hakkımız engellenemez" pankartı açıldı. Protestolarda tacizler de cezasızlıkta sürüyor. Evet, korkuyoruz gerçekten, ben de korkuyorum. Geçen günlerde, bir ay öncesindekine Didem'lenen bir arkadaş, seksçiliği yapan bir arkadaş, iki müşterisinin arabasına biniyor, anlaşıyorlar. Son adamlar bunu Kasımpaşa'da bir yere getiriyorlar. Didem'in boğazını kesiyorlar. Bütün çantasındaki parayı alıyorlar. Telefonunu gasp ediyorlar. Ve ona 10 lira da taksi parası veriyorlar hastaneye gitmesi için. Akşam olunca saldırganlardan bir tanesi yakalanıyor. Sabah savcılığa çıkıyor ve savcı saldırganı serbest bırakıyor. Halbuki arkadaşımın bir santim daha derine gittiğinde bıçak şu anda ölmüş olacaktı. Didem bu olaya "benim ikinci yaşamım" diyor. Evet, korkuyoruz. Sadece onlar değil, hepimiz korkmalıyız. Yasaları uygulamakla, bizim güvenliğimizi sağlamakla görevli sistem böyle keyfi işliyorsa, yarın aynı şeyin herkesin başına gelebileceğini düşünmek hiç de zor değil. ...2002 yılında Mardin'den gelen bir haber, insan haklarına duyarlı kamuoyunu derinden sarstı. Henüz 13 yaşında Neci adlı bir kız çocuğu, iki kadın tarafından para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorlanmış, aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 24 kişi bu küçücük kızla cinsel ilişkide bulunmuştu. Kızın şikayeti üzerine olay duyulunca açılan dava, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tam 10 yıl sürdü ve sanıklara verilebilecek en az cezayla sonuçlandı. İddianamede iki suç vardı: ırza geçme ve alıkoyma. Mahkeme, NÇ'nin bu olaylarda rızasının varlığını kabul etti. İşte bu sihirli kelime, rıza, her şeyi değiştirdi. Verilecek cezanın alt limitini 10 yıldan 5 yıla indirdi. Alıkoymak fiili için istenen ceza indiği için zaman aşımı süresi de kısaldı. Böylece alıkoyma suçu tamamen cezasız kaldı. Üstüne bir de iyi hal indirimi gelince 24 sanığa verilen ceza 4 yıl 2 aya kadar düştü. Kadın sanıklara gelince, kadın sanıklar hakkında toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve 59. maddede tanımlanan iyi hal indiriminin uygulanmamasına karar verildi. Buna gerekçe olarak da söz konusu kadınların iffetsiz hayat sürmeleri gösterildi. Ancak Yargıtay'ın kısmi bozma kararı üzerine davanın görülmesine yeniden başlandı. Yerel mahkemenin "mağdurun rızası vardı" kanaatini paylaşan Yargıtay, aslında karara büyük oranda onay vermiş oldu. Kararı,
mağdurun koruma altında olması ve suçun aynı zamanda birden fazla kişi tarafından işlenmesini gerekçe göstererek bozdu. Bu suçu işleyenlerin muhtar, vilayet yazı işleri müdürü, jandarma komutanı gibi normalde NÇ'yi koruması gereken kişiler tarafından işlendiğini bir kez daha hatırlatalım. Yani sadece çocuk değil, devletin koruması altında bir çocuktan söz ediyoruz. Aslında hakim bence doğru söylüyor. Kararımız yanlış değil diyor. Çünkü Türkiye'de yazılı hukuk böyle yazılmış. Yani kadına yönelik şiddet konusunu sistemden, yerleşik, feodal, erkek egemen ve militer sistemden bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Bu bir devlet politikası. Devlet politikası değişmediği sürece de bu mağduriyetler devam edecek. Cezasızlıkla mücadelenin en zor alanı da bu. Siz istediğiniz kadar yasaları düzeltin. Onları uygulamakla görevli yargı sistemini işleten insanlar erkek egemen mantıkla yetişmişse, dünyaya hala bu gözlükle bakıyorsa adaletten medet ummak zor. Ama hukuktan başka da dayanacak temelimiz yok ki. ...11 yaşındaki H, doğumundan beri öz anne ve babasının istismarına maruz kalıyor, dilenmeye zorlanıyor, sürekli dayak yiyordu. Sonunda daha fazla dayanamayarak evden kaçtı. 10 gün aç bir ilaç dolaştı, geceleri metrobüs duraklarında yattı. Bir gün H'yi kendi evinin çatısında yorgun ve bitkin halde bulan amcası, çocuğu emniyete götürerek anne ve baba hakkında şikayetçi oldu. H, emniyetteki ifadesinde 3. sınıfa kadar okuduktan sonra anne ve babasının okula gitmesine izin vermediklerini, gece gündüz sokakta mendil ve su satmaya zorladıklarını, eve para getiremeyince dövdüklerini anlattı. O eve bir daha dönmek istemediğini, devam edemediği okuluna gitmek istediğini ekledi. Ceza mahkemeleri kanunu gereği baro tarafından görevlendirilen avukat, çocuğun bu beyanlarına rağmen hiçbir talepte bulunmadı. Çocuğun korunma ihtiyacı, Cumhuriyet Savcısı ve kolluk görevlileri tarafından Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurulu'na bildirilmedi. H, hakkında hiçbir tedbir kararı alınmadan yeniden anne ve babasına teslim edildi. Anne ve baba ise ifadelerinde H'nin çok sorunlu bir çocuk olduğunu, sürekli evden kaçtığını, H'yi asıl döven amcası olduğunu, bu yüzden çocuğun psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiler. Şikayetin ardından anne ve baba hakkında kötü muamele suçundan iddianame düzenlenerek Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kovuşturma esnasında görevlendirme ile atanan yeni avukatın talebiyle çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı. H, Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi ve yeniden okula başladı. Yargılama sürerken baba öldü. Bunun üzerine mahkeme her iki sanık hakkında davanın düşmesine karar verdi. Yaşayan anne hakkında verilen karar çocuğun avukatı tarafından temyiz edildi. Avukatın çocuğun maruz kaldığı hak ihlalleriyle ilgili yaptığı tüm suç duyuruları ise sonuçsuz kaldı. Onu korumakla yükümlü olan devlet, sosyal devlet, ne ailenin sosyoekonomik durumu nedeniyle aileye yönelik olarak yükümlülüklerini, ne de bu çocuğun yaşadığı mağduriyet nedeniyle çocuğa karşı olan yükümlülüklerini, asli yükümlülüklerini yerine getirmemişti. Sadece devlet değil, öğretmeni, komşuları, akrabaları da şüphesiz çocuğun ne yaşadığını gördüler. Fakat onlar da sessiz kaldılar. Çünkü çocuklara karşı işlenen suçlarda ve bu suçların cezasız kalmasında karşımızda duran bir algı var. O da çocukların hak sahibi bireyler değil de yetişkinlerin üzerinde rahatlıkla istedikleri gibi tasarruf edebildikleri varlıklar olduğu, hakkın özneleri değil nesneleri olduğu ve velayetin özünde bir hak değil de yükümlülük olduğu bilincine yerleşememesi. NÇ olayı için söylediklerimizi küçük H için de tekrarlamak zorundayız. Olayın tanıklarının her biri bana ne ben mi düzelteceğim diye düşünerek gördüğünü görmemeyi tercih ediyor. Sonuç? Bu sonuçtan hepimiz müteselsilen yani zincirleme sorumlu değil miyiz? ...12 Mayıs 2013 günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki feci patlamada 52 kişi ölmüş, 146 kişi yaralanmıştı. Suriye sınırındaki Reyhanlı bu bombalı saldırının ardından karıştı. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı olayın içeriğine ilişkin her türlü yayının yasaklanması talebinde bulundu. Buna rağmen basında çıkan haberler olayda en azından büyük ihmaller olduğu izlenimini veriyordu.
Saldırıdan haftalar önce MIT'in yetkili mercileri uyardığı, ilçe genelindeki 73 MOBESE kamerasının ise nedense saldırıdan birkaç gün önce arızalanıp kayıt yapmadığı öne sürüldü. Asıl gümbürtü 22 Mayıs 2013 tarihinde koptu. Red Hack adlı hacker grubu Reyhanlı saldırısı ile ilgili askeri yazışmaları yayınladı. Saldırıdan bir ay önce emniyet, jandarma ve MIT arasında geçen yazışmalarda Suriye'deki El-Kaide yanlısı grupların Türkiye'de bir eylem için araç temin edip bomba düzeneği yerleştirdiğini bildiriyordu. Günler öncesinden istihbarata alındığı halde olayın önlenemediğini ortaya çıkaran bu durumun faturası bu belgeleri Red Hack'e sızdırdığı iddia edilen Er Utku Kalı'ya kesildi. Zorunlu askerlik hizmetini yapmakta olan Kalı, devletin gizli belgelerini temin ve açıklamakla suçlanıyor ve 25 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Belgelerin sisteme girdiği saatlerde Utku Kalı nöbetçiydi. Kalı, vekiline haber vermesine izin verilmeden gözaltında sorgulanırken bir başçavuş tarafından defalarca tokatlandı, boğaza sıkıldı, karın boşluğuna vuruldu. Başçavuş sürekli olarak küfrediyor, hapislerde çürüyeceksin, vatan haini, devlet düşmanı diye hakaretler ve tehditler yağdırıyordu. Tüm baskılara rağmen suçlamaları kabul etmeyen Kalı, gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu rapor alıp 4 kez hastaneye nakledildi. Kalı 170 gün tutuklu kaldıktan sonra 11 Kasım 2013 tarihindeki ikinci duruşmada tahliye edildi. Bu duruşmadan kısa bir süre önce Red Hack, jandarmaya ait başka belgelerde açıklamış ve şöyle bir mesaj da yollamıştı. Bu belgeleri de Utku mahkemede ve yanında polis jandarma varken gönderdi değil mi? Kalı'nın öyküsü burada bitmiyor. İddiaya göre bir sinir krizi geçiren Kalı'ya Sivas Askeri Savcılığı emre itaatsizlikte ısrar ve görevli memura etkin direnme suçlarından dava açtı. Böylece zaten 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kalı için istenen hapis 28 yıla çıktı. Aynı suçlamalardan ötürü bir de Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden devletin kuruluşlarını aşağılamak suçundan dava açılması için askeri olmayan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Buna karşılık Kalı'nın darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturmada hiçbir ilerleme yok. Burada önemli olan şöyle bir durum var. Eğer Utku'nun yargılandığı mahkeme bu belgeleri gizli ve geçerli kabul ederse gerçekten bu patlamanın daha önceden bilindiği ve engellenmediği mahkeme kararıyla onaylanmış olacak. Reyhanlı'daki patlama önceden bilindiği halde neden engel olunmadı? Soru bu mu yoksa bu bilgiyi kamuoyuna kim sızdırdı mı? Birinci sorunun yanıtı aranacağına kim sızdırdığının soruşturması bile korkunç bir suçun itirafı değil mi? Ekim 2007 tarihinde Bolu Ekspres isimli bir gazetede Türk, işte karşında düşmanın başlıklı bir köşe yazısı yayınlandı. Yazıyı kaleme alan Işın Erşen, PKK ile sürdürülen mücadeleyi anlattıktan sonra o dönemde henüz Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmamış olan DTP eş genel başkanlarının, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, milletvekillerinin ve bazı belediye başkanlarının tek tek ismini veriyor ve ardından şu çağrıyı yapıyordu. Türk ulusu, işte karşında düşmanın. PKK bölücü terör örgütüdür, onun mensupları da vatan hainidir. Bunların topu Türk düşmanı olarak bundan sonra sivil yurtsever unsurların hedefi olacaktır. Kahpece pusu kuran dağdaki teröristin peşinde koşmaktansa 3-5 mikrobu temizleyip bundan sonra bir bizden 5 sizden tamam mı devam mı demek gerekir. Bunu yapacak ve diyebilecek yurtsever unsurlar da çıkar elbet. Toplumun arzusu yoğun olarak bu yöndedir. Bundan böyle şehit edilen her güvenlik görevlisine karşın bunlardan birinin aynı kaderi paylaşması toplumun çoğunluğunun isteği haline gelmiştir. Yazar, askerin ve polisin bölücülere karşı yetersiz kaldığını belirtiyor, yurtsever unsurlar dediği bir kesimdense açıkça DTP'lileri öldürmelerini talep ediyordu. DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, 24 Kasım 2007 günü Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda basın yoluyla hakaret, suç işlemek için alenen tahrik, halkı kanunlara uymamaya tahrik suçlamaları nedeniyle Erşen'in cezalandırılmasını istedi. Savcılık 6 ay süren soruşturmaların ardından yazıda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Kararı yapılan itirazda sonuç vermedi.
Kararın kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yazının fikir ve düşünce açıklama kapsamında değerlendirmesini doğru bulmadığını belirterek Yargıtay'a başvurdu, yazılı emir yoluyla değiştirme talebiyle. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek bu itirazı oy birliğiyle reddetti. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine Demirtaş'ın avukatı Faruk Duran, AİHM'e başvurdu. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Aslında Türkiye bu gibi tahriklerin acı sonuçlarını yaşamış ve görmüş bir ülke. Hem de öyle çok uzaklarda değil. İşte Hrant Dink cinayeti. Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazetenin çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen o gün Samas adlı genç katil 3 gün sonra yakalanmış, ardından Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender tutuklanmışlardı. Davanın ilk duruşması 2 Temmuz 2007 tarihinde eski Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görüldü. 12 tutuklu sanığın 4'ü tahliye edildi. Sanıklar örgüt olarak değil, arkadaşlığa dayalı bir grup olarak değerlendirilmişti. 1 Ekim 2007'deki ikinci duruşmada, tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel'le telefon görüşmeleri yaptığı belirlenen polis memuru Muhittin Zenit hakkında suç duyurusu yapılmasına gerek olmadığı kararı çıktı. Aynı duruşmada emniyetin mahkemeye gönderdiği Erhan Tuncel hakkındaki yazı devlet sırrı olduğu gerekçesiyle savcılık tarafından imha edilmişti. 10 Mayıs 2010'da görülen duruşmada sanıklardan Ersin Yolcu ile Ahmet İskender de tahliye edildi. 25 Ekim 2010'da yapılan bir sonraki duruşmada o gün Samas'ın suç işlediği sırada 18 yaşından küçük olması nedeniyle mahkemenin görevsizliği kararı alındı. Samas dosyası Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de yer aldığı dava dosyasından ayrılarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 25 Ekim 2011'de görülen davada Samas'ı tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Ancak suçun işlendiği sırada 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 21 yıl 6 aya indirdi. Dava 5 yıl sonra 17 Mart 2012'de sonuçlandı. Pek çok davada örgüt suçu bulmakta zorlanmayan yargı, Dink cinayetinin arkasındaki örgütü bulamadı. Tetikçiler dahi örgüt suçundan beraat etti. Kararda bir örgüt şüphesinin güçlü olduğu, ancak bu örgütün varlığını kanıtlayacak delillere ulaşılamadığı belirtiliyordu. Yasin Hayal, tasarlayarak insan öldürmeyi azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet, Orhan Pamuk'u tehdit etmekten 3 ay, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl hapse mahkum edildi. Erhan Tuncel cinayeti azmettirme suçundan beraat etti. McDonald's'ı bombalama suçundan 10 yıl 6 ay hapse mahkum oldu ve yattığı süre yettiğinden tahliye edildi. Cinayetin örgütlü olmadığına ilişkin 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararıyla 14. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı tekrar incelemeye aldı. 17 Eylül 2013 tarihindeki duruşmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Erhan Tuncel 24 Ekim 2013'te yakalandı. Şimdi bu davada arada 7 yıl geçmiş olmasına rağmen fail olarak dosyada önümüze konan tetikçi ve bunun işbirlikçileri dışında yargılanabilmiş tek kişi yoktur. Bunca kamuoyu baskısına rağmen yargılanabilenler sadece tetikçi ve etrafındaki birkaç kişi. Oysa Hrant'ın ölümüne çanak tutan ortamı hazırlayanlar bu işi herkesin gözü önünde yaptılar. Yarın daha özgür bir ortamda tetikçileri kışkırtan demeçlerin sahipleri de yaptıklarının hesabını verecektir. ...9 Temmuz 1998'de İstanbul Mısır Çarşısı'nda büyük bir patlama olmuş. 7 kişi ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı. Polis raporlarına göre gaz kaçağının neden olduğu patlama ile ilgili resmi görüş aniden değiştirilerek olayın bir bombalama olduğu açıklanmış. Başka bir suçlama ile gözaltına alınan ve işkence gören sosyolog Pınar Selek bu olayla ilgilendirilerek tutuklanmış ve 2,5 yıl tutukluk almıştı. Olayla ilgili yargılamada ilk karar 8 Haziran 2006 tarihinde verilmiş.
Pınar Selek patlamaya bir bombanın mı yoksa LPG'nin mi neden olduğunu kesin olarak belirlenmediği gerekçesiyle beraat etmişti. Emniyette görevli bomba uzmanları mahkemede patlamanın bombadan kaynaklanamayacağını, bomba olsa yarım metre çukur oluşması gerektiğini ve böyle bir çukur bulunmadığını ifade etmişti. Selek'in suçlanmasına neden olan ifadenin sahibi Abdülmecit Öztürk, emniyetteki ifadesinde bombayı Pınar Selek'le birlikte koyduğunu itiraf etmiş ama mahkemede Pınar Selek'i tanımadığını, bu ifadenin işkenceyle imzalattırıldığını açıklamıştı. Olayın bomba infilaki olmadığını belirleyen raporlar üzerine Selek 2,5 yıl süren yargılama sonunda tahliye olabilmişti. İçişleri Bakanlığı tahliye kararından rahatsız olduğunu dile getirerek patlamanın bombadan kaynaklandığına dair imzasız bir raporu mahkemeye gönderdi, dava yeniden başladı. Mahkeme talebi kabul ederek aralarında bomba uzmanı olmayan jandarmaların da bulunduğu bir bilirkişi heyeti seçti. Bu heyet patlamanın bombadan kaynaklandığını ifade eden bir rapor hazırladı. Bu rapor dosyadaki 10 kadar irili ufaklı rapor içinde bombanın varlığını iddia eden tek rapor oldu. Selek, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez beraat etmiş, Yargıtay 9. Dairesi de kararı iki kez bozmuştu. Buna rağmen mahkeme kararında direnerek 3. kez Selek'in beraatine karar verdi, savcı bu kararı da temiz etti. Ancak dosya Yargıtay'a ulaşmadan 12. Ağır Ceza Mahkemesi bir ara karar alarak beraat kararından caydı. 15. yılın sonunda 24 Ocak 2013 günü yapılan duruşmada avukatlar verilen beraati bozma kararının geri alınmasını talep ettiler. Ancak mahkeme talepleri reddetti, Selek'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. Selek o günden bu yana yurt dışında yaşıyor. Peki nasıl bir bomba? Bombanın nasıl bir bomba olduğunu tarif edemiyorlar. Hatta şöyle bir gerekçe sunuyorlar. Olayda bombaya dair bir bulgu bulunmaması bu olayın bomba olmadığı anlamına gelmez. Bu dava hakkında ne söylense fazladır. Zira bir tek basit sorunun yanıtı hala yok. Bomba mı? Ne bombası? Bomba falan yok ki. Kopenhag kriterleri çerçevesinde Başbakanlık bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Danışma Kurulu 26 Şubat 2003 tarihinde Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu başkan seçti. Kurula bağlı 12 alt komisyondan biri de Profesör Doktor Baskın Oran'ın başkanlığını yaptığı Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu'ydu. Bu çalışma grubunca hazırlanan rapor çeşitli engellemelere rağmen kurulca kabul edildi ve ilgili bakanlığa sunuldu. Rapor metninde Lozan Anlaşmaları'nın gerektiği gibi uygulanması ve tek kültürlü ulus devlet yerine Türkiye'lilik üst kimliğinin benimsenmesi öneriliyordu. Ancak kısaca azınlık raporu olarak anılan bu rapor, milliyetçi çevrelerde büyük tepki uyandırdı. Basında yer alan saldırıların yanı sıra bazı milletvekilleri meclis kürsüsünden raporun yazarlarına tehdit ve hakaretler savurdu. Resmi bir kuruluş olup isminin başında Başbakanlık ibaresi taşıyan İnsan Hakları Danışma Kurulu, dönemin hükümet sözcüsü Cemil Çiçek tarafından entel fitne olmakla suçlandı. Raporun kamuoyuna açıklandığı 1 Kasım 2004 tarihli basın toplantısında, metni Kaboğlu'nun elinden kapıp kameralar önünde yırtan Kamu Sengeren Sekreteri Fahrettin Yokuş, "Rapor 10 bin, 100 bin defa karşımıza çıksa yine yırtacağız. Bu davranışın fiziki şiddet değil, demokratik bir haktır," dedi. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mazlumder başta olmak üzere pek çok örgüt ise rapora koşulsuz desteklerini açıkladılar. Birçok aydın, "Rapora biz de imzamızı koyuyoruz ve kendi hakkımızda suç duyurusunda bulunuyoruz," diyerek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. 10 ay sonra Orhan ve Kaboğlu hakkında hazırlanan iddianame, halka kin ve düşmanlığa tahrik ve Türklüğe hakaret suçlamalarını içeriyordu. İlk duruşma 15 Şubat 2006'da 30 avukat ve yabancı ülke ve büyükelçiliklerden gelen 50'yi aşkın gözlemcinin katılımıyla yapıldı. 10 Mayıs 2006 tarihindeki 3. duruşmada karar açıklandı. 301. madde yani devlete hakaret kapsamındaki suçlamalar düşürülmüş ve 216. madde yani halka kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarından sanıklar beraat etmişti. Bu karar, sanıkları 301. maddeden mahkum etmemekle birlikte aklanma niteliği de taşımıyordu. Sanıklar bu karara karşı derhal Yargıtay'a başvurdu. Ya beraat etmek ya da mahkum edilmek istiyorlardı.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi beraat kararını suçu maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle bozdu. Dava bu defa Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitti ve bu kurul beraat kararını onayladı. Böylece 301. maddeyi yargılatmak mümkün olmadı. Dava süre dursun, basında Orhan ve Kaboğlu uzun süre gündemden düşmedi. Yeni Çağ yazarları Aslan Tekin ve Selcan Taşçı'dan akşam yazarı Kemal Yavuz'a, Kamu Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız'dan eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybe'ye, 22. dönem Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'a kadar çok sayıda gazeteci, sendikacı ve politikacı açıkça hakaretler yağdırdı. Kan dökmek dahil tehditler savurdu. Orhan ve Kaboğlu bunları yargıya taşıdı. Taşıdı da ne oldu? İşte İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun aslında bu 1 Ekim günlü toplantısı son toplantısı oldu. Çünkü örneğin hemen gündemde Şubat 2005'te yapılacak olan toplantıda kadın hakları raporunu görüşecektik. Ekonomik ve sosyal ve kültürel haklar raporunu görüşecektik. Ama artık hükümet toplantıya çağırmadı ve belki ilave olarak 14 Aralık 2004 günü Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu hakkımızda ve süreçte başlamış oldu. Bir zamanlar Kültür Bakanlığı yapmış olan Namık Kemal Zeybek Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi'nde yazıyor. Kendilerine liberal aydın diyen karanlıkçılar, onlara özenenler, onların yardakçıları, size uydurma azınlıklarınızı alın gidin de Avrupa'nıza sokun. Yargıtay'ın onayladığı karar. Bu görüşlerin sert eleştirilere tabi tutulması olağandır. İki bilim insanı Kaboğlu ve Orhan aleyhlerine açılan davalarda aklandılar. Ama kendilerine yönelik ağır hakaretler ve açık tehditler içeren saldırılara karşı yargı tarafından korunmadılar. Yüksek mahkemeler utanmadan siz kamuoyunda tepkilere neden olan bir rapor yayınlamışsınız. O halde bu tepkilere de katlanmak zorundasınız şeklinde gerekçelerle bu davaları reddettiler. Kendisini yün yamağına dolanmış kedi şeklinde çizen karikatürize dava açan başbakanın ülkesinde bu çelişkiyi açıklamak güç mü? Hayır, kral çıplak. Yargıda ne bağımsız ne de tarafsız. IFAX, dünyanın farklı köşelerinden seçtiği 5 örnek olay için kampanyalar başlatmıştı. Katılanlar bu 5 kişinin şahsında cezasızlığı kınayan bildiriler yayınladılar, bunun sona erdirilmesini istediler. Kamboçya'da barışçı gösterilere katılması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum olan kadın hakları savunucusu aktivist Yorum Bofa. Nijerya'da yolsuzluklara karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle aldığı tehditler sonucunda yurdunu terk etmek zorunda kalan Romy Moon. Mısır'da dinin politik amaçlara alet edilmesine karşı çizdiği karikatürler nedeniyle sayısız tehditler alan karikatürist Dora El Adl, Ekvador'da hükümetin yolsuzluklarını açığa çıkaran raporları nedeniyle ölüm tehditleri alan gazeteci Martin Palares, IFAX'in 5 ülkeden seçtiği örneklerden ilk 4'üydü. Sonuncusu ise Türkiye'den avukat Eren Keskin. Ben bugüne kadar 200'den fazla dava açıldı hakkımda. Şu anda da 18 tane dava var. Yani eski oranla tabii ki azaldı davalar. Ama esas olarak hep Kürdistan kavramından ceza aldım. Cezaevinde yattım. Bir yıl mesleğimden yasaklandım. Ama artık Kürdistan kavramını herkes kullanıyor, başbakan bile. Demek ki biz doğru yoldaymışız insan hakları savunucuları. Avukat Eren Keskin'in 200'ü aşan davası başlangıçta bir kelime yüzünden açılıyordu hep, Kürdistan. Bugün bu kelimeyi başbakan da kullanıyor. Zaman en büyük yargıç. Gelecek sene 23 Kasım'da tekrar buluşalım diyecektim, diyemedim. Çünkü Birleşmiş Milletler 23 Kasım'ı değil 2 Kasım'ı Dünya Cezasızlıkla Mücadele Günü olarak ilan etti. 2 Kasım 2014'te gene burada buluşalım ama dilerim söyleyecek hiçbir şey bulamayalım. Cezasızlığın tarihe karıştığı bir dünya dileğiyle.